Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Crusader Kings 3'te yeni bir seride daha sizlerin karşısındayım. Efendim en son Hindistan serisinin yorumlarında sizlerden bir öneri gördüm. Ve bu öneride diyordu ki arkadaşımız Avrupa'da bir Türk devleti kurar mısın? O devletle orada yaşamaya çalış, direnmeye çalış Minberinde bir yorum gördüm. Ve ben bunu da seri olarak yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten çok güzel bir öneri olduğunu düşündüm. Daha öncesinde kendimiz devletimizi kurmuştuk ama... Abi biz burada Avrupa'nın ortasında göbeğinde Hristiyan inancı dışında bir inanca sahip bir devletle oynamadık. Bu çünkü çok zor olur. Adamlar haçlı seferleri düzenliyor, tekiz, dostumuz yok falan. Bayağı bir bizim için zorlayıcı bir seri olur diye ben bunu yapmaya karar verdim. Ve şu an Avrupa'nın ortasında Bohemya ile birlikte kendimiz devletimizi kuracağız. Abi. Bohemia'nın liderini değiştireceğim, hanedanı değiştireceğim ve burada abi bir devlet kuracağız. Ve bu devletle yaşamaya direnmeye çalışacağız bakalım. Valla direnebileceğiz mi bilmiyorum. En azından bir deneyim olur bizim için. Şu an zaten Kutsal Roma İmparatorluğunda biz bir vassal olacağız. Bakalım ne olacak nasıl gidecek göreceğiz. Şimdi ufaktan ben bir bakındım cinsiyetimiz erkek olacak, heteroseksüel olacak cinsel yönelimim Mezhebi de ben bozkır e, kültüründen, abi bozkır mezheplerinden tengrici yapmaya karar verdim. Şimdi ben bunu neden böyle seçtim? Abi çünkü biz çok fazla Müslüman devletle oynadık. Zaten en son Hindistan'da oynadık. Hindistan'da da onun inancında da oynadık. En son Viking serisi de yapmıştık. Viking inancına da hakimiz kardeşim. Onda da çok fazla oynadık. Ortodoks serimiz var. Herhalde bu kendi seri, kendi hanedanımızı kurduğumuz ilk seride Ortodoksu Kıbrıs'ta mıydık oğlum öyle bir şey yapmıştık. Zaten oyunun başından beri Katolik devletlerle oynuyoruz. Müslüman devletlerle çok fazla oynadık. Selçuklu'dur, Endülüs'tür. Bir sürü Müslüman devletle Anadolu Selçuklu falan kurduk. Yani bir sürü şey yaptık ama Tengriciyi hiç hatırlamıyorum oynadığımızı. Bu yüzden Avrupa'nın ortasındaki eski Türkler gibi kardeşim. Attila gibi ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Papa'ya diz çöktürmek istiyorum kardeşim. Bu. Bitti. Finish. Finito. Bu yüzden Tengri'ci yaptım. Şimdi kültürü Türkiye olacak devletimizin. Türk devleti kuracağız. Nerede lan Türkiye? Ve buradan bir sürü kültür var abi. Türk. Bunların hepsi Türk. İstediğini seç. Avarını seç. Ondan cıma. git kardeşim Oğuz'unu seç. Peçene'yi seç. İstediğini seç. Ee, buradan kendim bakalım güzel bir şey bakacağız. Şimdi Avarlar savaşçılı. Öncelikle ben savaşçılı bir devlet seçeceğim. Çünkü savaşmak zorunda olduğumuz bir coğrafyadayız. Neden? Neden? Çünkü kardeşim şu anda biz neredeyiz? Avrupa'dayız. Avrupa'da kimler var? Katolikler var. Onlar bizi burada barındırır mı? Ya zamanında kardeşim eski Türkler gibi burada asimile olursun, Hristiyan olursun. Ya da bunlar ağzına vurup seni buradan sürer giderler. Gidersin. O yüzden bakacağız. Savaşçıl bir de e, kültürü seçeceğim. Maneviyatçı bu dincileri falan seçmeyeceğim. Eşitlikçi kardeşim öyle bir şey yok. E, toplumcu falan boş koy. Kardeşim abarlar mesela çok hoşuma gitti. Şu an savaşçıl. Bu adamda at beyi, kültür harmanlama diye bir şey varmış ve yönetim erki varmış. Peçenek daha ama şöyle bir özellik var. Kavgacı bu arkadaş abi. Bunlar Hükümdarlar komşu hükümdarlara karşı savaş sebebine sahiptir diyor. Kullanmak için belirli bir şöhret seviyesi gerektiren tüm savaş sebepleri bir seviye daha azını gerektirir bak. Ama sadakatsiz de çok fazla insan oluyor. Ve kontrol artışında baya bir sıkıntı çıkarıyor. Ben aslında bu yüzden peçenekleri seçmek istiyorum. Abi çünkü biz savaşacağız. Eski Türklerde ne vardı abi sürekli biri ihanet eder. Biri gider Çin'in yanına geçer o gider iç savaş çıkar ülke bölünür vesaire. Ama bu adamlar savaşçıdır en sonunda toparlanıp giderler işgale giderler düşmanları da ve ben bu yüzden abi şu anda peçenekleri seçmeye karar verdim. Oğuzlarla zaten Selçuklu oynadık falan. Yani gerek yok kardeşim. Onun dışında başka Oğuz direkt Oğuz devleti oynadık lan biz. Direkt Oğuz devleti oynadık abi biz. O yüzden boş ver Oğuz'u. Ee, o yüzden şu anda peçeneyi seçmeye karar verdim. Kültür olarak. Karakterimin adı. Karakterimin adını ne seçeceğim? Abi Balamir koyacağım. Balamir olsun. İçimden şu anda o geldi bakalım. Hanedanımızı özelleştireceğiz. Hanedanımızın adına direkt devletin ve kültürün adını yapacağım. Peçenekler yapalım. Ondan sonrasında armasını sıfırdan yapalım bakalım. Armasına çok fazla odaklanmayacağım. Çok ben böyle şekil şükür sevmem. Denebilirsiniz abi. Şekil şükür sevmem kardeşim biz de ne olsun? Türklerle alakalı bana bir şey bir kurt mut bir şey ver kardeşim biz başlayalım dedik. Tamam at veya kurt ver bir şeyler. Biz başlayalım. Bizim çok fazla şeyimiz yok. Figürlerde ne var? Nasılmış? Hayvanlar. Ay kurt de kardeşim bana. Ben kurt göremiyorum bak. Kurt ver. <laughs> ya bir kurt ver bakayım. Gerisini boş ver. Bunlar öyle çok güzel şeyler, semboller göremiyorum ya. Fil. <laughs> Oy. Oğlum bu kuçu kuçu oldu bu böyle gel 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 kuçu kuçu derler ha bu, olmaz olmaz <laughs> bu da olmaz bu ne bu ne lan böyle bu güzel gözükmüyor değil şu boynuzlu at mı lan bu boynuzlu at mı bu ne lan uğraşmayacağız dedik uğraşıyoruz şu var sonrasında başka kardeşim bak avını almış ağzına ağzında değil mi abi öyle bir şeyler var işte bak bu tamam bu biziz bu biz bu bir sonrasında isterseniz yorumlara siz şeylerinizi yaparsınız. Şimdi. Ünvanı özelleştir. Ünvanı sıfırla. Ünvanı özelleştir. Aynısını. Peçenek. Peçenek. Sıfat peçenek. Li. Ondan sonracığıma kardeşim. Aynısı. Hayvanın aynısı. Sadece rengi farklı olsun. Rengi farklı olsun bunun şeyi ne yap biliyor musun? Desenin rengini kırmızı yap ya da beyaz yap abi ya da siyah mı? Aynı olsun lan aynı olsun. Şöyle sadece kurdun rengi değişik bunun. Tam, tam bizzat aynısı olmasın. Ve böyle bir karakter. Görün, görünüşünü değiştireceğiz şimdi bu karakterin. Şunu bir kaydedelim be. Sağ diyelim kaydedelim kardeşim. Şu peçeneyi seçtik. Şunu iptal de. Karakteri bir oluşturacağız. Görünüşü bakarız. Görünüşe bakalım hatta ya. Kardeşim görünüşe bir bakalım. Kuzeyli. Kuzeyli olmayacağız. Asyalı. Asyalı olacağız zaten abi. Asyalı yapalım. Yani görünüşümüz Asyalı olmalı burada. Değil mi? Asyalı abi. Asyalı. Daha fazla kişiselleştir. Baş boyun yüz yapısı. Evet senin nikahı o kadar. Yok. Oğlum uğraşmam. O kadar saçına maçına oyuna girdiğimizde bagınırız. Karakter 20 yaşında. Çıtır bir delikanlı. Kardeşim daha yeni bir delikanlımız olsun. Onun dışında evli mi evli olmasın. Kaçıyı biz ayarlarız. Çocuğu mucuğu da yok. Bize oyun belli bir puan veriyor. 400 puanım var diyor. Sen takıl kardeşim bununla diyor. Midas dokunuşlu. Hoş gördü savurganı ver yeter. Ekstra puan verme. Bana sadece puanı nereden vereceksin? Kişiliği de boş ver. Kişiliksiz bir karakter olacağız biz. Çilik mi yok kardeşim öyle bir şey. Doğurgan Herkül gibi bak. Dahi ver gerisine kardeşim. Dahi verdim bitti. Finito. Bitti kardeşim. Daha dahi verdiysen bitti tamam. Konuşmamıza daha fazla gerek yok. İdaresini arttır. Şimdi bu bu adam dahi bir adam. Çocukları da kendisi gibi dahi olursa tamam bitti. Daha fazla düşünmemize gerektiren bir durum yok. Yetenekleri çoğunluğu ortalama bilerek bunu az seçti. Hatta kişilikten falan kötü bir kişilik versem bu adama tembel desem. Tembel desem olmaz. Bir ihtiyatlı falan. Bu adam kişiliksiz oldu ama ya. Kişiliği olmayan adam mı olur oğlum? Kişiliksiz oğlum bu adam. Paranoyak. Paranoyak kötü bir şey değil bak. Vasal görüşünü düşürüyor. Ağzımıza sıçarlar. Hristiyanlar da bizim vas. Aslında şey vasallarımız Hristiyan ya onları da tengrici yapalım en azından. Sonuçta biz devletiz abi. Devlet olarak değiştireceğiz. Düşmancılık plan direncini arttırıyor. Kişisel plan gücü. tam bunu utangacı ver puan gelsin 10 puan. Tamam şöyle. Başka. Çalışkan falan fistan var. Eksilik bir şey var mı abi? Korkak. Oo, olmaz. Türk dedim duracaksın kardeşim. Balamir. Varisi yok. Kardeşim artık burada peçenek devletini kurdum. Şimdi bu adamlar. Aynı şekilde sadece tek fazla değişen değişen tek bir şey olacak. Bu bu millet tengrici olacak kardeşim. Rastgele adı ver. Rastgele isim ver kardeşim hiç önemli değil. Sadece bunlar bizim vasallarımız olduğundan dolayı tek yapmamız gereken şey tengrici abi. Rastgele çek ismi var. Gerisine karışma. Ondan sonra bunu tengrici yaptık. Şunu da yap abi. Hepsini tengrici yapacağım. Biz bir tengrici devlet olarak kardeşim yaşamamızı sürdüreceğiz. Bu saatten sonra bize kimse boyunduruk altına alamaz bizi kardeşim. Tamam mı? Böyle. İşimiz böyle. Bu Bu arkadaşı da hemen tengrici yapalım. Gel abicim gel. Gel delikanlı hemen. Hemen senin de rastgele çek ismi veriyorum. Aslında bunların kültürünü de peçenek yapayım ya. Bizden oğlum bunlar. Biz kendi devletimizi kuruyoruz. Değil mi? Bak bak peçenek. Evet abi. Evet abi. Doğru olan bu. Yap abi Türkiye peçenek. Rastgele peçenek ismi ver. Rastgele peçenek ismi ver. Bunları da abi aynı şekilde peçenek yapacağım. Keşke mol diyesi falan çıksın Moğollarla oynasak. Siz modlarla oynanabiliyor diyorsunuz da, hiç oynayasım yok. Kendimi o diyesiye saklıyorum abi Moğol oynamak için, bir kendimi Cengiz yapmak için bir kendimi ona saklıyorum gelsin böyle paşa gibi düzgün bir şekilde gelsin abi diyelsin mollarla çatır çutur oynayabilirim ya gelsin hocam gelsin öyle olmaz haksız mıyım haksız mıyım sayın izleyici sayın izleyici haksız mıyım? haksızsın dediğiniz gibiyim hayır haksız değilim ben haklıyım bunların yüz yapısı ama bildiğin Avrupalı oldu yani neyse peçenek düklü aşiretiz aşiret bu aşireti değiştiremiyoruz mu Aşiret falan değil. Aşiret değiliz oğlum biz. Devletiz lan biz. Oğlum biz kim olduğumuzu sen bilmezsin ha. Aşiret maşiret değiştiremiyoruz mu oğlum? Peçeneklerde aşiret deniliyor herhalde. Bakalım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Başlatıyorum. Oyun kuralları. Iron Man açık. O zaman. Vatana millete. Hayırlı. Uğurlu. <laughs> olsun. Peşenek devletimiz an itibariyle kuruldu ve buna bir gacı bulmamız. Oo bir of oh, amanın amanın amanın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne böyle ya? Vay 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 vay. Güzel. Tamam sift abi şimdi. Güzel bir yaptık. Biz peçenek devleti olarak kutsal Roma'ya bağlıyız. Bunun vasalıyız. İlk işimiz kutsal Roma'dan bağımsızlık elde etmek olmalı. Bunu kafamıza bir koymalıyız. İlk iş bu. Tamam mı? Hatta ilk işimiz bizim vasalları ilhak etmek olmalı. Taht haritasını arttırıp onları halletmek olmalı. Onları yapacağız. Şimdi videoyu burada bitiriyorum dostlar. Bu sıfırıncı bölüm olarak geçsin. Ve bundan sonrakiler artık tamamen oynanışla e, devam edecek. Burada artık ülkemizi kurduk. Geri kalanını artık birlikte bagajacağız. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.